Herkese merhaba, iyi akşamlar. Umarım bu canlı yayında bir azizlik yaşamayız. Çünkü az önce provada bir sıkıntı yaşadık Levent Hoca'yla. Tabii bu Amerika ile alakalı değil. Orada Turkcell yok zannediyorum. Turkcell Super Online. Başka bir sistem vardır. Levent Bey hoş geldin. Arkamdan mı konuşuyorsun? Hayır dedim ki neyse ki Amerika'da Turkcell Super Online yok dedin. İnternet problemi yaşadık ya az önce ben başlatamadım seni davet etmeden önce şeyde provada. Başlatamadığım için de hani buradaki internete şey yapıyordum saydırıyordum. Yok yok oğlum benle ilgili. Instagram cahiliyim. Yok olur mu canım estağfurullah. Baksana ne güzel. Tek provada ne olacağını anladım. Şimdi Levent için şöyle bir şey yapıyoruz. Ben 12.600 civarında takipçimiz var. Bunların %80-90'ı doktor. Her branştan adam var ama genellikle pediatrik acil ağırlıklı program yapıyoruz. Bir de bu hani meraklılar var. Hani bu yurt dışı eğitimleriyle ilgili bir Ömer'le yaptık. Bilmiyorum izleme şansın oldu mu? Bir İngiltere'de ya Ömer. Bir onunla yaptık. Bir de Amerika'dan yapalım dediler. Hatta Almanya'dan yapalım dediler. Yani bu aralar çok böyle şey bu konulara çok merak salan arkadaşlarımız var. Öncelikle geçen haftaki misafirimiz Özgür abi de seninle ilgili çok güzel şeyler söyledi. Ben dedi bu şeyde ki adamı tanıyorum dedi. Abi o da sizi tanıyormuş dedi. Çok çok teşekkür etti. Çok üzerinde emeğiniz varmış dedi. Böyle bir sohbet de yaptık. Ben Levent'i size tanıtayım. Tanıdığım kadarıyla sonrasını kendi söylesin. Levent Cerrahpaşa çıkışlı Ege pediatri ve göğüs hastalıklarını bizde yaptı. Ondan sonra da gidiş o gidiş. Gitti bir daha da gelmedi. Biz de yıllar yıllardır görüşmüyoruz Levent'le. O yüzden bizi bu şeyde daha yeni işten geldi onu da biliyorum. İşten yeni gelmesine rağmen Ali Emre'yi de bırakıp bize zaman ayırdığı için ona teşekkür ediyoruz. Ondan zaman çaldığımız için de üzgünüz. Buyur Levent, benim unuttuğum bir şey varsa lütfen sen de belirt. Hoş geldin ve teşekkür ederiz. Hoş bulduk, sağ ol. Sesin ara ara gidip geliyor. Bu arada o internetten olabilir. Ali Emre yukarıda. Bu arada da yanımda şöhret olmak isteyen bir kedim var. Habire yanımıza geliyor. Ara ara önümüzden geçebilir. Haberiniz olsun. Öyle mi? Özgür abinin adı Leyla. Leyla Leyla hareketler yapabilir. Özgür abinin benim üzerimde emeği çoktur. Hani onu gördüm. Ahmet şey demiş hani ölüm grubu gibi Şampiyonlar Ligi'nde diye. Burcu'yu da işte Can abi görmüştüm. Gönderdiğin şeyde. Ama Özgür abi ben Cerrahpaşa'da internken o uzmanımdı nefrolojide, romatolojide ve hani böyle dert dinleyen, sırf hani hoca olarak değil de böyle bir merdivenin üstünde oturup özel hayatla ilgili dertlerimizi anlatan, gecenin bir yarısında şiir kitapları öneren falan filan Özgür abi gibi hayat boyunca olmak istemiştim ama %1'i biri olabildiğini zannetmiyorum yani. Özgür abi efsanedir bizim hepimiz için, o Cerrahpaşa'nın dönüm çıkışı için. Neyse, onun dışında iyi özetledin Ege. Yani hatta soranlara bazen diyorum Ege'de olmama rağmen Amerika'ya geldim. Hani bence Ege çok güzel bir yerdi, çok huzurluydu. Hatta ilk geldiğim zaman diyordum elimden gelse bütün Ege Hastanesi'ni toplu halde çıkartır, Boston'a götürürüm. Hani bütün orada Duda ablasıyla işte ne bileyim yani herkes, personeli herkes de. Ama gelişim daha çok Ege'den ayrılışla kesinleşti. Hani o zaman mecbur hizmet için Ege'de kalalım diyorduk. Transplant'e yeni başlamıştık. İşte bir iki tane bir vaka olmuştu. Başkalarını değerlendiriyorduk. Daha sonra Sağlık Bakanlığı ile konuşulmuştu. Benim dönemimde mecbur hizmette tek kişi vardı. Ama Sağlık Bakanlığı bize hani transplant devam etsin, orada kal demesine rağmen sonra bir baktık. Süreyya Paşa'ya göndermişler ki anneme yani 10 dakikalık mesafe, doğma büyüme Bostancı'dayım. Ama gittiğim zaman oradaki başhekim bana dedi yani 6 aydır biz senin buraya geleceğini biliyorduk. O zaman dedim herhalde biz burada plan yapamıyoruz, program yapamıyoruz. Gideyim biraz öğreneyim transplant'ı dedim. O yüzden geldim, tekrar fellowship yaptım. Sonra işler karıştı.
Ege'deki hocalarla konuştuk. Hani ne bileyim research vesaire yaptığım her şey için orada kal daha iyi dediler. Ondan sonra da burada kaldım. Önce fellowship yaptım ben buraya geldiğimde. Daha sonra board certification için, pediatri için konuşuyorum. Başka branşlar için farklı ama board certification'ı alabilmek için daha asistanlığı tekrar yapman gerekiyor. Ama bizdeki gibi işte 4-5 sene değil, burada 3 sene. Onun da bir senesini saydırabiliyorsun Türkiye'den. Hani 2 senelik böyle bir modifiye bir asistanlık da yaptım. Yine aynı hastanede. Onları Yani yaklaşık... detaylı, onları sana çok detaylı soracağım. Çünkü çok arkadaşlar çok merak ediyor şeyi. Tam olarak gidişat, hani sen nasıl yaptın? Acaba tıp fakültesini şimdi bir yansıya bir şeyler de göstereceğim gelen sorularla ilişkili. Biz senin reklamını yaptık. 48 saattir senin reklamın dönüyor bizim Instagram'da. Hani sormak istedikleri varsa arkadaşlar önce bir toplayalım, öyle yansıtalım sana. Bu arada sana bir ipucu aşağıda. Şeyleri takip edebilirsin. Mesela Sakine sana uzaktan da olsa görmek güzel demiş. Cem Karadeniz görmüş, Caner görmüş, senin tanıdıklarından. Aşağıyı okuyabilirsin sen. Aşağıda ben Ben de bu emojiler arada görüyorum daha çok da hani yazı göremedim şu ana kadar. yazılı olanları şöyle yapalım, dur bakalım. Dur doğrudur ya sen söyle. İkisi birden konsantre olamayabilirim. Ha. Tamam, ben şöyle sorayım o zaman önce. Yani bu şeylerin çok ortak soruları var. Mesela bir tanesi çok ilginçti. Demiş ki Türkiye'deki pediatriyi yaptın, Amerika'ya gittin. Ya aslında şeyden başlayalım. Tam tıp fakültesinden. Tıp fakülteleri arasında bir fark var mı? Amerika'ya gitmek isteyen arkadaşlar tıp fakültesini bitirip MD olarak mı gelsinler? Yoksa pediatriyi bitirip o şekilde mi gelsinler? Bizim pediatri uzmanlığımız tanınıyor mu? Ben bütün bu soruların cevaplarını biliyorum. Ben sadece sana sen çok daha güzel deneyimlisin ve çok daha güzel anlatabilirsin diye şey oldu. Olursa çok güzel olur. Direkt şeyden başlayalım. Bir, Tamam. tıp fakültesini bitirerek mi gelsinler? Pediatriyi bitirerek mi? Burada yapılan pediatri herhangi bir anlam ifade ediyor mu orası için? Burada diyelim ki pediatri yan dalı yaptın. Yani sırayla tıp fakültesi ana uzmanlık ve yan dal uzmanlığı orası için bir şey ifade ediyor mu, etmiyor mu? Başlanacaksa, bu işe girilecekse ne zaman girelim diye soruyorlar. Sen sırayla başlayabilirsin. Bu arada sen konuşurken aşağıdan sorular akarsa ve bunlar konuyla ilgili ise ben sana sormaya devam edeceğim. Tamam. Okey? Okey. Yine diyorum ben seni tutuk tutuk duyuyorum ara ara. Sen beni inşallah tutuk Gayet iyi duyuyorum. tutuk duymuyorsundur. Yani yurt dışına geliş, Amerika'ya geliş, bu hangi ülke olursa olsun bu herhalde şeyle başlıyor. Niye geldiğini bilmekle başlıyor. Hani sen de geldin buraya. Sen de bir sene, 2 sene çok iyi bir yerde çalıştın ama kalmadın. Hani kalabilirdin. Çok da iyi bir yerde de olabilirdin. Ben Amerika'dakilere de bunu söyledim. Hani eğer burayı evin gibi hissetmiyorsan, istersen o dönem ben geldiğimde Obama'ydı başkan. Yani istersen Obama ol, çok bir şey fark etmiyor. Yani annenin yanında bir akşam çay içmenin yanında hiçbir şey ifade etmez buraya gelmek. Niye geldiğini bilmen önemli. Yani niçin geldiğini bilmen önemli. Hani eğitim için mi geliyorsun? Yani şey için mi? Güzel bir hayat, çocuklara güzel bir hayat, Türkiye'den kaçış. Neyse yani sebebi neyse onu bilmek lazım. Eğer öyleyse hani asistanlık yaptıktan sonra gelmek, pediatriden sonra gelmek, doçent olduktan, profesör olduktan sonra gelmek. Onların hiçbir farkı yok bence. Yani insan profesör olarak da gelebilir. Ki var yakın zamanlarda yani Refika abla biliyorum geldi Kanada'da bir yere geldi Marmara'dan. Hani birçok insan birçok nedenden dolayı, değişik nedenlerden dolayı gelebilir. Değişik yollar var. İlla herkes hani geldiği zaman belirli bir yoldan gitmek zorunda değil. Amerika fırsatlar ülkesi denmesi sebebi o. Yani istediğin zaman geldiğin zaman illa Türkiye'de yaptığını yapmayabilirsin ama modifiye bir şey yaparak yine çok güzel para kazanabilirsin. Hayat standardı yüksek. Yani mesela bir kardiyolog Türkiye'de geliyor. Ben USM'de çalışamam diyor. Ben bir daha asistanlık yapamam diyor. Ben bir daha fellowship yapamam diyor. Burada dahilinin üzerine kardiyoloji. Geliyor burada, ekoteknisyenliği okuyor. Çok kısa.
Yani birkaç hafta, bir iki ayda alıyor. Gidiyor eko yapıyor. Yine işini yapıyor. Güzel parasını kazanıyor. Hiçbir sıkıntı olmadan bir anda sisteme girmiş oluyor. Yani bunun değişik boyutları var. En ideali neyse, gerçekten ta ortaokuldan ben Amerika'ya gideceğim diyorsan, en ideali daha üniversiteye birinci sınıfa başladığın zaman bu işe yavaş yavaş yönelmen. Yani benim öneri olarak da söylediğim, ilk 2 sene Amerika ile ilgili çok bir şey yapmayan önce araştır. Değişik hastaneler nerede, isimleri öğren. İşte yani Boston neresi, Georgia neresi, işte ne bileyim Los Angeles neresi, ne tarafa düşer. İşte aşağı Dakota, yukarı Dakota, onları öğrenin. İngilizcenizi geliştirin. Yazım dilinizi düzeltin. Hani Türkiye ile ilgili belki bu sorudur, unutmadan söyleyeyim. En ciddi sıkıntılardan biri Türkiye'den gelen e-maillerde yazım dili çok kötü. Yani genel olarak söyleyeyim. Ortalama, buranın ortalaması çok çok altında. Burada eğitim düzeyi düşük olanlar bile yazarken düzgün yazıyor. Noktalamaları. Ama hocalar özellikle yabancılardan gelen mesajlarda yazım diline çok dikkat eder. Biz burada paneller de yapmıştık. Bölüm başkanlarına sorduğumuzda yabancıdan geldiğinde ilk neye dikkat edersiniz? Eğer bir yerde bir bilgide sorun varsa bir bırakırım çünkü onun İngilizcesi iyi değil demektir benim için. Veya özenmemiş demektir derdi. Yani bunları konuşabiliriz detaylarını da. En ideali ilk birinci, ikinci senede İngilizceye yoğunlaşmak, medikal İngilizceni iyi bir hale getirmek, yalnızca gramer açısından değil ama konuşma, duyma, işte ne bileyim televizyonu, dizileri vesaire ne yapıyorsanız onu İngilizce yapmaya çalışmak. İlk 2-3 sene daha çok temel bilimler okuduğun için o temel bilimler bittiği zaman yani 3. sene falan civarı buradaki USMLE'nin 3 step'i var. Onlardan birinci step temel bilimler sınavı. İşte ilk 3 sene bittikten sonra daha öğrenciyken o birinci step'i almak. Yani en ideali bu. Hiç uğraşmıyorsun sonra daha sonra bunlarla. Ondan sonra gelebilirsen bir yaz Amerika'ya gelmek. Bu research olabilir, observership olabilir o dönemde. Daha sonra step 2'ye çalışmaya başlamak. 4'te 5'te Türkiye'de klinik rotasyonları yaparken step 2'de daha çok klinikle ilgili. Dahiliye, pediatri, cerrahi. O sınavını işte 4. 5. sınıfta alıp sonra 6. senede de elektif rotasyon dediğimiz şeyler oluyor. İşte geliyorsun buraya. Hastaya müdahale edebileceğin, hasta sunabileceğin 2-3 rotasyon yapmak. Bunların bir sürü avantajı var. Bunların da detayında konuşuruz. Sonra 6. sene bittikten sonra da buraya gelmek. Amerika'nın en güzel yanlarından biri, hani Avrupa'da birçok ülke şey yapıyor. Hani senin tekrar tıp fakültesinin birkaç senesini okumanı falan istiyor. Amerika'da öyle bir şey yok. Amerika'daki mezunlar da zaten o 3 sınavı vermek zorunda. Step'ler dediğimiz Step 1, 2, CS. Onların bitirme sınavları gibi. Bu dünyanın neresinden olursa olsun eğer Amerikan sisteminde o sisteme girmişse bir üniversite Türkiye'de işte değil mi? Kocaeli'nden şuradan buradan başvuruyor. Onlar hepsi sistemde. Oradan girdikten sonra, okulu bitirdikten sonra, 3 step'i bitirdikten sonra Amerika'da doktordan hiçbir farkınız yok buraya geldiğiniz zaman. Yani işte sigorta açısından, alacağınız maaş açısından, yapacağınız işler açısından, haklarınız açısından hiçbir fark yok. Tek fark kağıt üstünde sen yabancısın. Onu da gidermenin yolları var. O yolların üzerinden de konuşuruz. Ama hangi zamanda geleceksin? Eğer Türkiye'den çıkmazsa niyetin ne zaman istersen gel. Hani ideal zaman yok. Ama Ya şöyle mi Amerika'da tıp diyorsun? okumak Ne istersen ne zaman kadar erken yok. ne zaman hissedersen o zaman gidebilirsin aslında. Ne erken gidersen erken, ne geç gidersen geçi var. Öyle bir kavram yok yani. Şu anda mesela senin dediğini Yok. şuradan anlıyorum ben. Adam kardiyolog mesela aslında gitmek istemiş. Çünkü burada aslında bir kardiyolog olmak için hani 6+ hani 5 belki de 4+3 yani 13 seneye yakın burada kardiyolog olmak için hani tıp fakültesini dışlarsan 6-7 yıl kardiyolog olmak için çabalıyorsun. Ama bunu bir çırpıda silip gidiyorsan bunu 1-2 aylık bir süre içerisinde ego tekniksenliği yapıp aslında hatırı da sayılır sorular arasında bir kısım da şey vardı Levent. Maddi olarak gerçekten tatmin olursunuz gibi bir soru vardı. Mesela bu o hani şeye o Olay kardiyolog ses arkadaşa gittiğine de dönersek. maddi açıdan tat. Buyur.
Maddi açıdan tatmin oluyor musun bu soru? Öyle mi sordun? Evet. Tamam. Kardiyoluk arkadaşı da söyle istiyorsan beraber söyle konuşayım onlarla ilgili. Ses geç gidiyor Ben duyuyorum seni. Ulaş. Tamam. Ben bitti soru. Sen devam edebilirsin. Ha, tamam. Kardiyoluk arkadaşı söyleyeceksin zannettim de. Maaş açısından hiç kafanıza takmayın. Yani maaşla ilgili hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Amerika'daki yaşam standardı sen de biliyorsun, yüksektir. Yani az bir maaşla bir de oturduğun ev, alacağın araba Türkiye'de yapabileceğinin çok da ötesinde. Bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Aslında bu sabah aklıma geldi. Benim kuzenlerimden biri ki Bağdat Caddesi'nde oturuyor biliyorsun. Ben işte yine Bostancılıyım. Biliyorum. Sonuçta Bağdat Caddesi en güzel yerlerden biri değil mi Türkiye'de? Geldiler eşiyle beraber bir hafta falan bende kaldılar. Ben de o zaman bekardım. İşte biraz şehrin dışında bir yerde Melrose diye bir yer var. Orada bir apartmanın birinci katında böyle öne bakan bir yerde oturuyorum. Ama böyle yürüyorsun kasaba var. Herkes birbirine selam veriyor. Biraz ileride atletik saha var. İşte ne bileyim beyzbol sahaları yan yana falan. Çocuklar orada oyun oynuyor. Bir akşam yürüyüşe çıktık ve şey dedi. Yani ben Türkiye'de ne kadar param olursa olsun bu mahalleyi satın alamam. Hani buradaki yaşam şeklini satın alamam. Ben o huzuru satın alamam. Yani istediğin kadar para kazan, istediğin kadar gece nöbetler tut, bir şeyler yap, muayenehaneye yap. Buradaki belki de en insanları tutan burada şey huzur. Yani alacağın maaş yetiyor. Haydi haydi yetiyor. Asistanken hiçbir zaman hiç kimse zengin olmaz. Ama Türkiye'deki gibi hani bilmiyorum hala öyle mi? Merdiven altı nöbet tutulmuyor. Yani burada moonlighting diyen bir şey var. Hastane seni teşvik ediyor. Ekstra eğitim diye bir gecede yani 700 dolar, 1000 dolar para kazanabiliyorsun rahat rahat ki daha Evet, fazlası. bu gayet güzel, tatmin edici bir şey oldu. Maddiyatı soran arkadaşlar için bu bir nöbetin 700 dolar olması gayet güzel bir açıklayıcı 700 700'ün minimumu söylüyorum. bir şey oldu. Yani bir de bulunduğun şehre göre değişir. Yani mesela Boston, New York, Los Angeles, San Francisco bu dördünü çıkart. Geri kalan yerlerde çok rahat yaşarsın. Hani 1000 doları 1500 dolara böyle 4 odalı 5 odalı yerler bulacağın veya böyle müstakil evler bulacağın, havuzlu evler bulacağın yerler çoktur. Ama buraya gelen genelde para için gelmiyor. Ama paraysa sıkıntı hiçbir şekilde parayla ilgili bir sorun olmuyor. Parayla ilgili sorun nerede oluyor? Asistanlığa başlayana kadar, cebine para gelene kadar. Hani o dönemde rotasyona geldim, research yapacağım, bana para verilmiyor. Hani o dönemde sıkıntı yaşarsan yaşıyorsun. Ama onun sonrasında Parayla ilgili bilmem. sorun yok. Huzur var Yok, diyorsun, yok, değil yok. mi? Okey. Yok. Buradaki huzuru da parayla zaten satın alamıyorsun. Çok güzel. Peki bir tane daha şey var. Bir soru daha var. Soruda şunu soruyorlar. Diyor ki pediatri uzmanlığını Hacettepe alanların Amerika'da denkliği var diye bir şey duymuştum. Yok. Yani bu bu az önce sana demiştim ya, bu ne Cerrahpaşa'ya bakar, ne Çapa'ya bakar, ne Ege'ye bakar, ne de Hacettepe'ye bakar. Bu iş Yok. Türkiye'den bir medical school'dan mezun olan herkes aynı Evet. kefede. Evet. Hatta Brezilya'dan, Afyon'dan da gelsen, değil mi? Afyon'dan da Evet, gelsen, yani İndiya'dan da gelsen fark Ekvador'dan etmez. da gelsen aynı. Okay. Ya bir yeri kabul edecek olsalardı Hacettepe değil, Ege'yi kabul ederlerdi ama yani hiç benim sorun yok. Hacettepe'nin kabul ettikleri bir şey var. Hacettepe'de MD PhD programı var. Hani hem tıbbı hem araştırmayı yapanlar var. Onlardan bazıları işte sene tutmadığı için son bir seneyi burada yapabiliyorlar. PhD programı açısından o PhD'nin ilk 3-4 senesini kabul ediyorlar. Tam detaylarını bilmiyorum ama yani Okay. PhD'sini burada bitirip burada atıyorum işte New York'ta bir yer programdan PhD mezunu olabiliyor. Ama MD'sinde bir fark yok. Kağıt üstünde Hacettepe'nin, Cerrahpaşa'nın, Ege'nin biraz daha tanınırlığının bir avantajı var. Hani buradan gelenler genelde iyidir diye. Çünkü Amerika'daki doktorlar genelde Türkiye'yi çok güzel temsil ediyor. Yani benim dışımda diyebilirim ama yani genelde hep böyle Çok mütevazi, iyi işini güzel yerlerdeler, değil yapan, mi? çok iyi yerlerdeler ve hani çok hızlı yükseliyorlar ve hani işlerini güzel yapan genel olarak ve o yüzden Türklere karşı böyle bir ön yargı yok. Hani gelen bazen şey diyor işte biz gelişmekte olan ülkeyiz. Millet bakıyor yani sen gelişmekte olan ülke değilsin. Hani normal bir ülkesin. Hani gelişmiş de bir ülkesin. Hani G20'nin de içinde galiba. Evet, içinde. O yüzden hani
Onunla ilgili tavsiyeler söyleyebilirim. Birebir konuştuğumuz zaman genelde herkese aynı tavsiyeleri söylüyorum da hani bizim kafa yapısını biraz gelirken değiştirmemiz gerekiyor. Gelmeye niyetimiz varsa. Bir de deminki soruda söylemeyi unuttum. Hani ne zaman çok geç gelmek için? Ben doçentken geldim biliyorsun. Hani Biliyorum. en kötü örnek kimse o benim. Hani bıraktım. Ama Asistan şöyle bir yani... şey yaptın ama sen o az önce saydığın kronolojik olarak tüm şeyleri yaptın. Yani stepleri çok daha öğrenciyken aldığını biliyorum ben. Öyle değil mi? Yok yok. Stepleri Sen şeyde de mi aldım ben. sonra? Ha. Ben Baylor'da işte Okan abiler ben başka bir yere Observership diye başvurmuştum. Türk işi olmasın diye. Okan abilere işte Transplant'a başvurmamıştım Baylor'a. Oradakiler de St. Louis'dekiler kim yani Okan abi yarmışlar. Bu Türk var sen tanır mısın diye. Sanki bütün Türkler birbirini tanır gibi ama Okan abi de Ege'den çıkıştı gerçekten. O da Beni işte hocaları tanıdı. aramış. Ben o zaman hatırlarsın ayağımı kırmıştım. Evet, Bağlar hatırlıyorum. kopmuştu basketbolda. Ben oturuyordum yatakta başka bir şey yapamıyordum. Okan abi aradı dedi ki Observership'e gelme bir senelik fellowship açıyoruz için. Kimse de başvurmuyor. Gel transplant fellowship yap. Sınavlarını geç puan önemli değil. Ben de 2-3 ayda sınavları geçmiştim. Hani öyleydi benim şeyim. Hani hazır oturuyorken yapmıştım ama kafa olarak ben hazırdım zaten. Yani yapabileceğimi tahmin ediyordum ama gideyim mi gitmeyeyim mi aradaydım. Ege'den çıkınca herhalde o şey gitti hani o bağlılığım gitti. Ege'yi çok seviyordum ama dışarısında öyle olmadığını gördüm. Süreyya Paşa'yı çok sevmeme rağmen ne bileyim İstanbul piyasası vesaire dedim çıkıyorum. Okey, peki bu şey olmak için, match olmak için laboratuvarda çalışma ya da research üretme akseptans için çok fazla bir yönlendiriciliği var mı diye gelen sorular arasında bir tane de soru böyleydi. Yani bir tıp fakültesini bitiren bir adam USM'leri aldığını varsayıyoruz. Bunun laboratuvarda bir şey üretmiş olması ya da bir klinik çalışma yapmış olması CV'ye bir katkısı var mı? Meç olmak için bir yararı olur mu? Bunu nasıl zenginleştirebiliriz diye bir soru da vardı. O biraz karmaşık bir konu. Hani biliyorum birçok kişi research yap öyle gel diyor. Amerika'da research yap öyle gel diyor. İşte benim Amerika ile ilgili buraya gelmeden önce tek tecrübem 15 sene önce falan şu andan 15 sene önce bir staja gelmiştim. Yani bir observer olarak 3 aylığına gelmiştim. O zaman hatırlarsın Ege İtalya'ya yolluyordu. Ben de Evet, Amerika'ya gideyim demiştim. biliyorum. O nedenle buraya gelmiştim ve başka da hiçbir tecrübem yoktu. Hiçbir Amerikalı'dan letter almadım, hiçbir yerden bir şey almadım. Yine de kaldı üstü yerlerden birine girebildim. Yani illa o şart değil. Research'ı önermemizin ana nedeni şey, özellikle böyle öğrenciyken böyle yaz stajı şeklinde research'a gelmenin ana nedeni şey, bir Amerika'ya bir kere geldiğin zaman Amerika öyle uzaklarda bir şehir ülke olmaktan çıkıyor. Yani oraya ben gidebilirim, orada yaşayabilirim, orayı anladım duygusu oluyor. Yani ben bir daha gidebilirim oluyor. Hani gittiğin her yerde aynı şey geçerli. Yani işte Midyat'a bir defa gitsen, ben Midyat'a bir daha giderim, giderim dersin. Evet. Doğru. Amerika'da da öyle. Yani ben arkadaşların mesela buraya gelmesini hep ondan tavsiye ediyorum. Çünkü mesela daha uçağa bindiği zaman ben kolayı nasıl isteyeceğimden tut. İşte ne bileyim gümrükteki kontrolde vize ya ben geldim ama terörist değildim duygusunu geç. İşte ne bileyim metroda kartını doldurmaya kadar. Yani her aşamayı geçmen lazım ki ya evet ben burada yaşayabilir mi diye. Research'e gelmenin avantajlarından biri Amerika'ya alışmak. Bir de gerçekten istiyor musun? Yani ben binlerce kişi, hiç abartmadan söylüyorum, binlerce kişi gördüm Türkiye'den gelen. Yani bunların bazıları geliyor ya yok aslında ben burayı çok da istemiyorum diyor. Bazısı diyor ki ben niye ailemden uzakta olayım diyor. Yani gerçekten buraya gelmedikçe onu hissedemiyorsun. Hani senin için ne öncelik, nereye adapte olabilirsin? Hani kiminin karakteri her yere çok çabuk adapte olur. Yani kimi öyle değildir. Ben burayı daha birkaçıncı ayımda burası benim evimdi. Yani ben bunu biliyordum. Ben yani Türkiye'ye ayak bastığım anda ben burayı özlüyordum. Çünkü arkadaşlarım çok iyi vesaire falan. O herkes olmayabiliyor. O gittiğin yere göre de değişir. Programın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de değişir. Research'e geldiğin zaman biraz kendini tartıyorsun. Yani ben burada yapmak istiyor muyum gerçekten? Onu tartıyorsun. Onun dışında da dilin açısından faydası oluyor. Çünkü hani dediğim gibi o ilk 2-3 sene İngilizce çalışın ama gel burada pratik yapmaya başlıyorsun. Onun ötesinde
İşte oradan bir tavsiye mektubu alırsan bu senin asistanlığa başvurduğun zaman güzel bir ekstra bir şey olmuş oluyor. Ama illa research yapmak zorunda değilsin. Hatta çok research yapmak bazen bazı başvurularda sana negatif etki edebiliyor. Çünkü o program eğer research vaat eden bir program değilse, daha küçük böyle bir devlet hastanesi boyutunda bir yerse, sen oraya başvurduğun zaman hani ben research background'um var, çok research yapıyorum. Adam diyecek ki ben sana bunu veremem. Hani sen burası için güzel bir aday değilsin. Güzel. Ve Boston gibi yerler, Baylor gibi yerler vesaire, Cincinnati, yani böyle diyelim daha en iyi ilk 20-25'teki hastaneler de senin insanlığına bakar genelde. Ciddi söylüyorum. Yani ben de çünkü interview'ları yapıyorum. Hani ben de mülakatları yapıyorum. Kimse şeye bakmaz senin, hani kaç tane yayın yapmışsın falan değil. Onu yapacağını işte daha gönüllü hareketler yap. Yani Türkiye'de git, ne bileyim, hani bir derneğin faaliyetlerine katıl. O kağıt üstünde çok daha güzeldir. Biz CV'de neler yazabileceğimizi bilmiyoruz. Amerikalı gidiyor bir yerde bir yemek dağıtıyor bir akşam, onu yazıyor. Sen neler yapıyorsun ki hiç farkında Çok değilsin. iyiymiş ya. Onları yazdığın zaman senin kendini nasıl geliştirdiğini gösteren, yani senin insanlık boyutuna bakıyor. Bir de research ile ilgili, çok uzatıyorum ama yani tahminim bu sorular geliyordur zaten. Ben hep şu örneği verirdim. Hani şimdi ben burada birkaç iş yapıyorum. İşte transband, kronik band, neurovascular. Yani işte bu ventilatördeki hastalar vesaire. Ama benim yaptığım bir işte global health. Yani işte Kenya'ya, Haiti'ye falan gidiyoruz. Öyle bir organizasyonu Vay be. yönetiyorum. Bayağı bir senedir. Yani bir geldiğimden beridir bu yapılıyor. Ama ta bunlar başlamadan ben hep Kenya örneğini verirdim. Hani daha Türkiye'deyken bile verirdim. Şöyle bir şey var. Yani Türkiye'den bir insan Türkiye'ye, diyelim sen Ege'desin, Kenya'dan birisi asistanlığa başvurdu. Kağıt üstünde de güzel gözüküyor. CV'si çok güzel, puanları çok güzel. Senin aklında hala bir şüphe olur değil mi? Yani bu kim? Yani bu Tamam. adam insan olarak nasıl? Sisteme adapte olabilecek mi? Geldiği zaman benim hastalarıma iyi davranacak mı? Beklentisi ne? Çalışkanlığı ne? Vesaire. İşte o research'e geldiğin zaman seni research açısından değerlendiriyorlar aslında. Yani oradan alacağın tavsiye mektubu o açıdan Direkt değerlendiriyor. onu Çok yansıtıyor değil mi? Seni tam seni yansıtıyor. orada o çok güzel bir sistem. Mesela ben burada yani olmasını istediğim çok nadir şeylerden bir tanesidir. Yani sen USMLE'de işte high score yaptın diye Harvard'a gideceksin diye bir kavram yok orada. Adam gidip seni çağırıyor, işte senin gibi interviewlerini yapıyor ve ona göre şey yapıyor. Yani gerçekten bu adam uyuyor mu uyumuyor. Sadece skor her şey değildir. Bizde maalesef sadece skor her şey oluyor. TUS'a Evet. giriyorsun ya da YDUS'a giriyorsun ve olup olmayacağın bile belli değil. En basitinden ben abi benim pediatri en son tercihimdi. Ve pediatrist oldum yani. O şeyle ilişkili bir şey yok. Hani ne derler burada random oluyor gibi. Orada işler biraz daha böyle düzenli. Yani seni çağırıyor. Senin dediğin şey inanılmaz önemli. Mesela beni interview almışlardı. Çok iyi hatırlıyorum. Bana dediler ki burada Alejandro var. İşte şeyden gelmiş. Sao Paulo'dan gelmiş. Onun da dosyası seninkiyle aynı. Neden seni alalım da Alejandro'yu almayalım diye bana sordular mesela. Şimdi bu tür şeylere nasıl cevap vereceğin önemli. Mesela skorumuz belki de aynı. Diyor ki o Evet. da oradan mezun olmuş, sen de buradan mezun olmuşsun. İşte sen de biraz daha tıp fakültesinin üzerinden biraz zaman geçmiş. O da biraz zaman geçirmiş. Bilmem ne böyle bütün bu döneri birleştiriyor ve senden başka açıklama istiyor. Bu da senin söylediğin şeyle örtüşüyor. Sanki başka bir Evet. şeylerin hani senin insanlığını istiyor, hayata bakış açını istiyor gibi. Bu da çok inanılmaz bir şey bence bizde de olmalı. Evet. Sonunda kimi aldılar? Alejandro'yu Onu aldılar. Yo, beni aldılar tabii ki. Yani Bir de ha Levent söyleme bir şey daha sor. buyur. Şeyi iki tane güzel soru geldi. Yani çok güleceksin ama bir tanesinin çok önemli olduğunu ben biliyorum. Bir tanesi benim de orada bulunduğum süre içerisinde hiç başıma gelmediği için bu arkadaşlar da soruyor. Sen benden daha uzun süre kaldın. Bir, sen orada bulunduğun süre içerisinde herhangi bir fiziksel ya da sözel bir şiddete uğradın mı? Sağlıkçıya şiddeti nasıl görüyorsun? İki, malpraktis davalarıyla ilgili karşılaştırma yapma imkanın var mı?
Var ikisiyle de. Onlar daha kısa olacak da ben deminkini bitireyim. İşte o research'e geldiğin zaman seni research'a yönlendiriyorlar hani çalışkanlığın açısından. İşte 6. senede falan klinik rotasyona gelirsen veya okulu bitirdikten sonra böyle kısa bir süre buraya geldiğin zaman da hasta ile iletişim zamanında da seni o açıdan değerlendiriyorlar. Oralardan da mektup alırsan bu zaten inanılmaz güzel bir şey oluyor. Yani seninle ilgili artık kafalarında bu adam yabancıymış, bu adam Amerika'daymış bir şey olmuyor. Ve genel olarak yapılan çalışmalar var son birkaç senede. O yüzden işte Harvard, işte Cincinnati bunlar daha çok yabancı almaya başladılar. Eğer onlar CV üzerinde iyiyse, insan olarak da iyiyse gelen Özgür yabancılar abi geldi. çalışmalar hep Özgür abi Özgür geldi. abi Gördün mü? yok görmedim. Aa. İyi. Aa, Özgür Kasap Özgür Çopurmak abi yazıyor aşağıda. Merhaba. Ben. Selam abi, hoş geldiniz. Sizden abi bahsettik abi. nabız arttı şu Devam et, anda. devam et. Yani eğer bunlarla ilgili herhangi bir şey yoksa, eğer herkes aynı seviyedeyse IMC'lerin Amerikalılardan daha başarılı olduğunu gösterdi çalışmalar. Yani bu insan ilişkileriyle ilgili, yaptığı işlerle ilgili, çıkardıkları yayınlarla ilgili. Yani yurt dışına, ya özellikle Amerika'ya gelen daha uzağa gidebiliyorsan muhtemelen daha çok istiyorsun demektir. Hani benim şeyle ilgili bir tezim vardı. Hani Ekvador'un Güzel. güneyindeki ülkeler genelde geri kalmış ülkelerdir. Daha soğuğa gittikçe daha iyi olursun, daha gelişmiş olursun. Çünkü gelişmek mecburiyetindesin. Yani yoksa donarsın dışarıda. Bir eve ihtiyacın var. Bir yere gitmek için arabaya ihtiyacın var. O yüzden o teknolojiyi bulmak, yapmak zorundasın. Güneyde hiçbir şeyin olmasın. Sokakta yatabiliyorsun o sıcakta. Yani bunu işte Hindistan'a gidenler, şuraya buraya gidenler de görmüştür. Amerika'ya kadar geliyorsan yani o işte Cebeli Tarık'ta vesaire şurada burada gemileri yapmaktan bir farkı yok yani. Geriye dönmüyorsun zaten çok büyük ihtimalle. Ve hani burada kalıyorsun. Orada köprüyü tutmak daha önemli. Yani ben Türkiye'den gelirken onu diyordum. Hani Türkiye'deyken ben ne yapmayı istesem olmuyordu. Hani çünkü yani her gün bilmiyorum hala var mı? Medi Magazin takip ediyorduk. Ya bugün başımıza ne kanun gelecek? Bugün nereden ölüm kesilecek falan. Ama buraya geldiğimden beri ben hiçbir şeye bakmadım. Konuyu ona bağlayayım. Ne malpraktisle ilgili çevremde bir sorun oldu. Yani gelmeden önce herkesin kafasında iki soru vardır. Orada HIV var mı? Orada malpraktis var mı? İkisi de dışarıdan göründüğü gibi değil. İnsanlar birbirine çok saygılı. İnsanlar birbirine yani bu insanlar derken herkes birbirine çok saygılı. Yani bir hemşire bir şey söylediği zaman o benim için çok önemli. Yani ben hemşirenin notuna belki doktorun notundan daha çok güveniyorum. Herkes kendini o kadar geliştiriyor ki. Tıp fakültesi öğrencisi burada round işte hasta dolaşırken böyle arkada duran bana çay getirsin denen bir insan değil yani. O da konuşuyor ve onun söylediği de önemli. Çünkü ondan da ben bir şey öğreniyorum. Yani kıdemli çömez farkı yok. Herkes bu bütün personele dahil yani bir sağlık personeli, bir temizlik personeli gelip sana bir şey sorduğunda ben gördüm yani büyük hocaların oturup onlara çizerek ameliyatı anlattıklarını vesaire. Hani o saygı varken kolay kolay insanlarda da yani halkta da ciddi bir saygı oluşuyor. Ama şunu göz ardı etmemek lazım. Hani ben daha korunmuş bir yerdeyim. Hani ben daha böyle okumuş insan oranının çok yüksek olduğu bir yerdeyim. 2 milyonluk nüfusu var, 150'ye yakın üniversitesi var. Yani çok ciddi bir okuma oranının yüksek olduğu bir yer. Ama bazı yerlere gittiğin zaman biraz daha ırkçılığın fazla olduğunu duyuyoruz. Genelde de yabancı doktorlar hani orada da başarılı olabilecek olsalar da biraz oralardan uzak duruyorlar. Hani gerek yok diyerek uzak duruyorlar. Ama sağlıkta şiddete ben bir kere rastladım. O da benle ilgili değildi. Yani bizim hastanede değildi. Yan hastanemizde Brigham'da bir tane doktora saldırmışlardı. Onun dışında benim gördüğüm, duyduğum bir vaka olmadı Boston çevresinde. Ama yoktur diyemem. Amerika yani her milletten, her ülkeden insanın olduğu, Amerikalılar da dahil, hani şiddeti sevenlerin olduğu bir yer olabilir. Ama Türkiye'deki gibi hani böyle her birkaç günde bir duymuyorsun veya işte senin maaşını bizim işte vergilerimizle veriliyor gibi şeyler çok Evet. duymuyorsun. O terminoloji yok değil mi orada? Yok. Malpractice ile ilgili hastane zaten seni savunuyor. Asistan olarak geldiğinde, fellow olarak geldiğinde, ben ilk geldiğinde mesela çekinirdim. Sistemi bilmiyorsun ya hani
tıbbını bilsen bile sistemi bilmiyorsun. Yani bu hangi hastaneden hangi hastaneye gider? Ege'den Hacettepe'ye gitsen de aynı şey geçerli. O hastaneyi bilmiyorsun nasıl işler vesaire. Çekiniyordum yani. Kimden ne isteyeceğim, bir hatalı bir şey söylemeyeyim falan diye. Birisi şey dedi bana. O zaman çok rahatlamıştı. Bir Nuri'nin ilk geldiğimde Ege'ye söylediğini unutmam. Bir de bunu. O bu kişi de şey demişti. Sen ne yaparsan yap, istediğin kadar zorla sana hata yaptırtmayacaklar. Merak etme. Çünkü hep bir supervisor'un var zaten. Hep yanında seni kollayan, sana yol gösteren birileri var. Çok güzel. Ama bununla ilgili de bir şey söyleyeyim. Yine benim bulunduğum hastanenin formatı farklıdır. Bir devlet hastanesine gidersen format farklı olabilir. Yani bir dahiliyede format farklı olabilir. Radyolojide format farklı olabilir. O yüzden ona göre zaten seçimlerini yaparken iş o aşamaya geldiğinde ona göre seçiyorsun. Hani daha insani boyutuna mı bakmak istiyorum? Ben buraya niye geldim? Hani ben onu istiyorum. Yani research için gelen arkadaş 100 yere research için yazıyorsa zaten research ile ilgili çok bir beklentisi yoktur. Hani o kağıt üstü research diye gelir. O kendi hayatından götürüyor. Daha çok hani ne istediğini bilerek, sen okumuş bir insansın. Sen zaten hani belirli bir aşamaya gelmişsin. Kaliteli bir insansın. Nereye gidersen seni mutlu edecek yerlere gitmeye çalış. Ona göre kararları da zaten o dönemde mentorların oluşuyor. Onlarla da beraber veriyoruz. Süper. Burcu da gelmiş. Burcu da soruyor. Burcu Özbaran. Demiş ki seni özlemişiz. Çalışma arkadaşların hangi ülkelerden en çok? Mesela Avrupa ve İngiltere'den uzmanlık için gelen var mı diye sormak istemiş. Var. Yani işte gelmeden önce millet derdi, hani dünya doktoru oluyorsun Amerika'ya gidince. Hani onu ben çok anlamıyordum. Hani Amerika'dayım diye söylüyorlar zannediyorsun. Herhalde benim yani arkadaşımın olmadığı bir ülke kalmadı veya arkadaşımın olmadığı bir hasta da kalmadı. Yani hastamın olmadığı bir ülke de kalmadı. Yani Filipinler'den, Ekvador'dan her taraftan hastan oluyor. Gerçekten de onların kötülüğünü öğreniyorsun. Yani bir kıvır kıvır saçlı bir zenci çıkıyor odadan. Bir tane çekik gözlü giriyor içeri. O çıkıyor, sapsarı saçlı birisi geliyor. O pediatri açısından çok güzel. Yani United Colors of Benetton gibi bir şey oluyor. Ama genel olarak Boston için söyleyeyim. Boston'ın çok büyük bir kısmı, yani bizim hastane için konuşabilirim. Çok büyük bir kısmı yine beyaz Amerikalıdır. Ama bazı yerlerde Amerikalı bulmakta zorlanabilirsin. Çoğu IMG, yani yabancı olabilir. Hani işte ne bileyim, New York'un arka sokakları vesaire. Hani hastanenin bulunduğu lokasyona göre değişir. Ama bizde beyaz daha çok Amerikalı. Ama Avrupa'dan gelenler de Bir var. de Çok. paramedik arkadaşımız da şeyi sormuş. Hastane öncesi sağlık hizmetleri ne durumda diye sormuş. Yani Hangi benziyor mu açıdan? benzemiyor mu buraya yani? Hastane öncesi mi? Evet, yani ambulanslarla ilgili muhtemelen paramediklerle ilişkili bir soru. Paramedik, değil mi? Evet, paramedik Yılmaz soruyor. Çok Hastane öncesi sağlık çok çok hizmetleri ne durumda? Mesela bizim gibi mi diyor yani 112 her arandığında gitmek zorunda mı? Mesela 911 tabii. her arandığında gidiyor mu abi? Tabii. Her anında gitmek zorunda. Eğer hani telefon üzerinden halledilebilecek bir şey değilse, de 911'de oturanlar, burada çok fazla numara yok. Her şeyi 911'de halledebiliyorsun. Sağlıklı olsa işte başka acil hizmetlerle ilgili. O telefondakiler genelde çok tecrübeli kişiler oluyor. Ambulansla ilgili ben Türkiye'deyken ambulansla biraz vakit geçirmiştim. Bir yerlere gidip gelmiştik. Yani çok çok aman aman bir fark yok. Yalnızca bizim transport ekiplerimiz çok çok iyi. Yani hem işte havadan hem karadan gerçekten güzel, işte ICU hemşireleri, ICU doktorları falan, yani ciddi, yani yoğun bakım doktorları, yoğun bakım hemşireleri. Güzel, çok tecrübeli kişiler gidip geliyor ve bir ekip olarak gidip geliyorlar. Acil kötü hastalar için ekipler arasında belki biraz fark olabilir. Mesela burada respiratory therapist diye bir şey var işte. Solunum terapisti de oluyor herhalde. Evet. O Türkiye'de yoktu ben varken. Şu anda var mı bilmiyorum. O çok önemli. Mesela doktor hiç ne Yok. makineyle Ben de en uğraşıyor ne fazla onu başka bir şey merak yok. ediyorum mesela. Neden Buyurun. solunum terapisti olmadığını düşünüyorum ben ülkede. Yani mesela bence gittiğimde vardı lan dedim bunları ne kadar güzel. Yani neden böyle bir sektör yok ki Türkiye'de dedim hiç duymuştum.
Ama biz de biliyoruz ki Türkiye'de bir kişilik, tek kişilik dev kadro bir ekibin yerini mesela restorasyon kurslarında her zaman anlatıyorum ben. Pulse normalde 7-8 kişilik bir ekiple yapılır restorasyon. Ama biz burada tek kişi ya da iki kişi, 8 kişinin işini yapmaya çalıştığımız için muhtemelen solunum terapisti kavramı henüz girmiş değil. Bilmiyorum eğer bizim hani takipçilerimiz ya da izleyenlerimiz arasında solunum terapistiyle ilgili söyleyeceği bir şey olan varsa söylesin. Benim bildiğim kadarıyla en azından Ege Üniversitesi'nde bu işler hala fizik tedavi rehabilitasyonun kontrolü altında yapılıyor diye biliyorum. Ya Bir şey o daha var. Cengiz buyur. soruyor. Residency görüşmelerinde İngilizcenin fluent olması seçimde belirleyici bir unsur mudur? Yoksa İngilizcenin zaten zamanla halledilebileceği düşüncesiyle deneyime daha fazla mı önem veriliyor? Gideceğin yere göre değişir ama İngilizcenin iyi olması önemli. Ama mesela gideceğin hastanede adama ihtiyaç var ve senin gibi bir adama ihtiyaç varsa o zaman her şeyi modifiye edebiliyorlar. Yani ben duydum, bunlar daha çok efsane şekli ama USMLE'leri bile almadan hasta cerrahi ameliyatları gidenler biliyorum. Var ama nadir bunlar. İşte board certification olmadan ömrünü geçirenler var. Yani hiç gerek olmadan. Çünkü çok iyi doktor. Hastane ona diyor ki ben ne olursa olsun onun her şeyini sorumluluğunu alıyorum diyor. Hatta bunlara şey O te... veriyorlar, değil mi? Green Card verenler bile var. Yani bu Tabii. Institutional Permission diye bir şey var herhalde, değil mi? O kurum inanılmaz özel izinlerle çıkarıyor. Eyalet izni mi artık, nasıl bir izin? Çıkartıp orada ameliyat yaptırdığını ben de biliyorum. Yani o Evet. Texas Medical Center'da çalıştığım dönemde de o şeyden torasik surgery çok gelişmiş bir yerde bir zamanlar Yugoslavya'da. Parçalandıktan sonra Slovenya ayağı çok ciddi ve onların çoğu şu anda oradaki Amerikan hastanelerine göç etmiş durumdalar ve cerrahi ayakta tutan disiplinlerinden biri. O yüzden de onların çoğunun şey ISFMG sertifikasyonu ya da şey olduğunu zannetmiyorum ben. Kurumsal izinle çalışan çok fazla Evet. extraordinary adamlar var. Yani burada state'den state'e değişir. Burada 50 tane değişik state dediğim eyalet. 50 eyalet var. Her eyalette kendi başına Kuralları göre var. kuralları var. Yani Minnesota mesela çok zorlamıyor. Sen orada tam bir lisans alabiliyorsun çok uğraşmadan. Ama Massachusetts'te Amerikan sisteminde 3 yıl eğitim görmüş olmazsan alamıyorsun. O yüzden residency yapman lazım. İşte hani bulunduğun eyalete göre işi esnetebiliyorlar ama Kurallar modifiye edilebiliyor. mesele şu, sen Amerika'da çalışacaksan o İngilizceye zaten ihtiyacın var. Hani ilk başta geldiğin zaman içinde oluşuru çok düşünmeyin çünkü elinizin altındaki hasta. Yani bir şey bile duymazsan, anlamazsan hasta kötüleştiği zaman bir şeyi göremezsen ve birisi bir şey söylese sen onu anlamazsan o seni gerçekten üzüyor. O yüzden mümkün olduğunca hazır hale geldiğin zaman senin de seçeneğin artıyor. Sen daha güzel yerleri seçebiliyorsun. Yani elindeki bulunan seçeneklerden en kötüsüyle yetinmek zorunda kalmıyorsun. Daha iyilere doğru gidebiliyorsun. O İngilizce sana eninde sonunda lazım. Ben gelenlere de hep onu derim. Hani kafanda hep her şeyi Türkçe'ye çevirme. Hani mesela bir yere gidiyorsun markete. Aa bu 8 dolarmış. Aa, dur bir dakika 8 çarpı 8 64. Aa, Türkiye'de 64 liraymış bu. Gerek yok. Burası 8 dolar. Senin maaşına göre bu. Bu de, işte Fahrenheit Celsius için de geçerli, pound kilo için de geçerli, inch foot işte santimetre için de geçerli, İngilizce için de geçerli. Hani gramerim şöyle olsun, şuyum böyle olsun diye uğraşmaktansa kalıpları öğren. Yani işte ne bileyim o öyle al. Bir bebeğin nasıl alıyorsa öyle almaya çalış. Bu da dinlemeyle, konuşmayla geçer. İngilizce ile ilgili her zaman söylediğim önerilerimden biri de odur. Bir şey okuyorsanız sesli okumaya çalışın. Sesli okudukça sen telaffuzunu bildiğini zannettiğin şeylerin telaffuzunu bilmediğini görüyorsun. Yani mesela okurken orada parasetamol geldiği zaman sen ona parasetamol diyemezsin. Ya bu nasıl okunuyor İngilizce'de? Veya ibuprofen geldiği zaman ibuprofen diyemezsin. Ama textbook'ta Nelson'dan okurken ibuprofen dersin geçersin. Ama konuştuğun zaman dilin yumuşamaya başlıyor. Onun müziğini almaya başlıyorsun. Ulaş biliyorum uzatıyorum ama bir şey var. Hani bununla ilgili bu hoca düzeyinde de olsa en ufak yani tıp öğrencisi düzeyinde de olsa Türkiye'den gelenlerin bence çok artıları var.
Ama bunu görmüyorlar. Ciddi burada imposter sendromu denen bir şey var. Hani benim aslında iyi olmadığımı anlayacaklar duygusu oluşuyor. Türkiye'den gelenler bence diğer ülkelerle çok güzel kıyaslayabiliyorum burada. İlk geldiğimden beri aynı şeyi söyledim. Türkiye'den gelenler de bir kendine güven sorunu ciddi. Yani konuşurken ben bir şey söylediğimde herkes bana bakacak, herkes beni eleştirecek. Yani bir şey söylediğim zaman bütün sahne duracak, herkes bana bakacak. Öyle bir şey yok. Yani burada Arap hastalar geliyor. Babası üç kelime biliyor. Yes, no, doctor. Bir tek bu üçünü biliyor. Sen odaya giriyorsun, bir şey olacak. No, 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 doctor. No, 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 yes, yes falan diyor. Sen Kendini anlamıyorsun. anlatıyor. Madene güç Ve dokunuyor içine. o kadar rahat söylüyor ki sen diyorsun lan benim Arapça öğrenmem lazım. Yani bu burada bizimkiler bir şey söylüyor, cümleyi ortada kesiyor. Dur bir dakika ben bu cümleyi baştan kurayım, düzgün söyleyeyim falan gerek yok. Yine o Kenya örneğinden şeyle söyleyebilirim. Yani Kenya'dan biri geldiğinde çocuk çat pat Türkçe konuşuyorsa, günaydın merhaba dilini anlatıyorsa ama biraz geç geliyorsa, biraz geç anlıyorsa sen o insana baktığın zaman ya bu çocuk bir şeyler yapmaya çalışıyor, kendini geliştirmeye çalışıyor dersin ve ona göre onun şeyini verirsin. Ve Amerikalılar da genelde bunu söyler. Yani sen benim dilimi konuşuyorsun. Ben senin dilinden bir kelime bile söyleyemem. Sonuçta sen uğraşıyorsun. Yani o işte ben doğuluyum ama Orta Doğulu değilim, terörist değilim, ben Müslümanım, terörist değilim, ben şuyum. O arada kalmışız ya Türkiye coğrafya olarak. O her şeyin arasında. Ne Her şeyin Avrupa arasında. O ne yüzden orada. özgüven de oralarda bir yerde herhalde. Yani geçmişle bugün arasında geçmişi çok iyi hatırlayamıyoruz falan. Biz bildiğimizden çok daha iyiyiz. Gelenler de onu bir şekilde göstermiş yine diyorum. Benim haricimde gelenler gerçekten çok çok iyi noktalara geliyor. Yalnızca sakin olun. Geldiğiniz zaman ne adımlarla geleceğinizi bilin. İstiyorsanız yani gerçekten buna değeceğini düşünüyorsanız kapılar açılır yani. Ben etrafıma da bakıyorum. Çok iyi merkezlerde, çok iyi Türkler var. Hiçbiri Türkiye'dekilerden daha zeki değil. Yani hiçbirimiz, yani ben asistanların en zekisi değildim, en başarılısı değildim. Kapıyı çalıyorsun, kapı açılıyor. Yani o kapıyı çalmak gerekiyor. Bir de usulünce çalmak gerekiyor. Yani diline zorlamadan olursa olur, olmazsa yani zaten doktorsunuz. Nerede olursanız olun. Ezgi var bizden yeni uzmanlığını aldı. Şeyi soruyor. Çoğu üniversitenin kabul şartlarında yazan Amerikan üniversitelerinden mezun olmak ya da mezuniyetin üzerinden az önce gerçi buna benzer bir şey söylemiştim ben. Üzerinden en fazla 4 yıl geçmesi gibi kriterler kabulde ne kadar etkili ve önce pediatri rezidansı mı gerekli, fellowship mi önerirsiniz? Yani ikisi arka arkaya yapılabiliyor ya. Hangisini önerirsin sen diye soruyor. Birincisi bölümden bölüme değişir. Yani bazı bölümler o kadar çok kişi başvuruyor ki daha hocanın önüne gelmeden o meclis sırasında işte puanı şunun altında olanları eleyelim. Daha o kapıdaki sekreter yapıyor bunu. Yani Çok iyi. işte 4 yıldan daha fazla olanları eleyelim. Gerçekten öyle. Yani adam çünkü şey istiyor hani daha iyilerle ben ilgileneyim istiyor. Bunu 2000 kişi başvurursa 150'ye indiririm çünkü ben 20 kişi alacağım zaten diyor. O 150 ile daha çok ilgilenebiliyor. Bazıları böyle. Bazıları da öyle değil. Ben mesela Boston'ı biliyorum. Boston Children's'ı ve bu başvurulardan mesela birini, bunu daha önce birkaç kişiye anlatmıştım. Yani bir kişi sırf yazdığı personal statement diyen bir şey var. Kendini anlattığın bir sayfalık böyle bir mektup. Çocuk kendi hayatını bir balıkçının hikayesine benzetmiş. Sırf ne kadar güzel yazdı diye adamı interview'e çağırıyorlar. Vay Herkesle anasını. ilgileniyorlar. Çok güzel bir Ama şey. bununla ilgili bir ekip var. Yani 3000 başvuru da gelse onu bölüşüyorlar. Herkes 5-10 tanesine bakıyor falan filan. Yani insan alıyoruz işte güler yüzlü takım oyuncusu alıyoruz falan diyorlar. Hani yoksa biz Çok biliyoruz güzel. herkes zaten CV'sinde iyi. O yüzden hani bazı yerlerde geçerlidir ama çoğunluk itibariyle pediatride geçerlidir. Pediatride Türkiye'de yaptığınız her şey yanınıza kar olarak kalır. Yani ben tıp fakültesini Amerika'da da okuyabilirdim ama Özgür abi hala oradaysa Özgür abi'yi tanımayabilirdim. Özgür abi'yi tanımasam da hayatımın yarısı boşlukta geçmiş olurdu. Hani sonuçta Türkiye'de Ege'nin ortamı, Türkiye'nin ortamını bilmek, sizleri tanımak, oradaki de buradakinin farkları, hani buradaki güzel şeylerin değerini biliyorsun. Türkiye'deki güzel şeyleri de buradakilere adapte etmeye çalışıyorsun. Yaptığın her şey aslında yanına kârdır. Sen doktorsun, hayatını yaşıyorsun. Bir hayatın var zaten. İstersen bunun bir aşamasında, erken bir aşamasında Amerika'ya gel, istersen geç.
Bulunduğun yerde bir geç kalma yok. Bazıları diyor, "Aa, çok geç geldim." Gerek yok. Zaten bir şey yapıyordun sen orada. Hani önceki 40 yılını boşa atmıyorsun. Sen Boşa zaten atmıyorsun. Aynen öyle. hayatını Çok güzel. yaşıyorsun, acılarını çekiyorsun, mutluluklarını yaşıyorsun. O yüzden ne zaman geleceğinden, yani senin ne istediğine bağlı değişir. Ezgi eğer hani burada yaşamak istiyorsa, yani hayatının geri kalanını burada devam etmek istiyorsa, ne kadar erken gelirse o kadar iyi. Her hastane artık fellowship'i direkt kabul etmiyor. Çünkü buradaki ACGM denen, işte bu şeyleri düzenleyen yer, birkaç sene önce bir tavsiyede bulundu. Dedi ki, yurt dışından gelenleri asistanlık yapmadıkları müddetçe Amerika'da fellowship'e kabul etmeyin. Ha. Etmezseniz daha iyi olur Ha, dediler. okey. Ama çoğu bölüm, özellikle böyle çok revaçta olmayan bölümler, hani böyle açılan pozisyon sayısından daha az kişinin başvurduğu yerler, bunu sallamıyor. Yani gelsin, eğer iyiyse, ben zaten interview'de iyi gördüysem, insan olarak iyiyse, ben onu alırım diyor. Ve bunu yapan da çok kişi var. İşte ben de öyle yaptım. Ben de hani önce fellowship yaptım, sonra pediatri yaptım. Ki bu yurt dışından gelenler için daha büyük bir avantaj. Çünkü daha kolay sisteme adapte oluyorlar. Çünkü asistan olarak başladığın zaman yeni doğanı öğrenmen lazım, ICU'yu öğrenmen lazım, acili öğrenmen lazım. Yani bir anda bir sürü şeye odaklanıyorsun. Ama fellowship'e geldiğinde, Ezgi atıyorum, endokrine geliyor, ICU'ya geliyor. Sırf ona odaklanıyorsun o sırada, o 3 sene boyunca. Bu arada dilin gelişiyor, sistemi daha iyi görüyorsun, hastaya nasıl yaklaşacağını daha iyi biliyorsun. Asistanlığa geri döndüğünde daha Aslında rahat çok edebiliyorsun. avantajlı gibi. Evet. Ama Çok o avantajlı pozisyon da her bir geri yerde... dönüş değil midir bu? Yani hani bir geri dönüş değil midir? Yani üstten başlayıp alta gitmek bir dezavantaj oluşturmaz mı diye soruyor muhtemelen de. Yok, Ama senin yok. dediğine göre Ben avantaj oluşturur. öyle yaptım. Yani bir fark yok aslında. Yani yine baştakine dönüyorum. İlk bununla başlamıştık. Hani burada tıp fakültesindeki öğrencinin gördüğü saygı, Türkiye'deki birçok hocanın gördüğü saygıdan daha fazladır. Yani sen asistanken getir götür işleri yapan bir insan değilsin. Yani asistanken de mesleğine devam eden bir insansın. Kağıt üstünde sen o sırada asistanlığa dönüyorsun. Rotasyonların farklı oluyor. Ama illa bir geri dönüş değildir bu. Sen zaten belirli bir amacın var. O amacına giderken ya önce bunu atlıyorsun ya sonra bunu atlıyorsun. Fark etmez yani. Bir yerden bir yere gideceksin. O ikisini de Fark yapmak etmez. zorundasın. Doğru. Sonunda gideceksin o yola. Bu senin karakterinle ilişkili bir şey. Yani senin İngilizcenin ne kadar rahat olduğu, bir şeyi ne kadar istediğinle. Diyelim pediatri de geliyorsa Ezgi, kardiyoloji istiyorsa çok etti. Yani rekabetçi bir ortam. Zor girer oraya yabancı olarak. Eğer öyleyse onun zaten asistanlık yapması lazım. Hani Amerikalılarla aynı seviyeye gelebilmesi için Amerikalılarla aynı seviyeden çıkabilmesi lazım. Eğer endokrine geliyorsa, yine atıyorum, veya infectious, ya enfeksiyona geliyorsa, o kadar kompetitif değil onlar. Oralarda pozisyonlar açıkta kalıyor zaten. Hani orada bir asistanlıktaki zorluk, çünkü asistanlığın meçi daha zordur fellowship meçinden bu programlar için. Hani öyle ben bir sisteme gireyim diyerek oradan girebilir. Ondan sonra da daha rahat, hazır fellow olarak çok rahat bir asistanlık pozisyonu bulabilir bitirdikten sonra. Süper. Şenay da şeyi sormuş. Sağlık hizmet ücretleriyle ilgili bilgi var mı? Mesela acile giden adam ücret ödüyor mu? Kırmızı alan var mı? Bu aciliyete bu parayı doktor mu belirliyor? O konuyla ilgili bir bilgin var mı? Doktorla ilgili hiçbir yerde, eğer doktorun kendi hastanesi değilse doktor belirlemiyordu, veya özel polikliniği falan değilse, ki onlar da çok nadir. Doktor olarak benim çok bir hastanın maddi, gerçi biliyoruz ama hani parayı biz belirlemiyoruz. Maddi durumuyla ilgili bir sıkıntı varsa bununla ilgili uğraşan işte social worker denen şeyler var, işte sosyal konulara bakan. Hastanın işte insurance'ı, sigortası buna yetmiyorsa hangi yoldan biz bunu karşılatabiliriz? Onunla uğraşıyor. Yani çok fakir hasta da olsa bir şekilde, özellikle çocuklar için konuşuyorum, muayenesini yaptırabiliyorlar. Peki İşte bir ücret kadar ödüyor mu? Yani ameliyatı. insurance'ı benim bildiğim kadarıyla Amerika'da insurance oranı çok düşük. Yani sağlık şeyi çok ciddi problem diye biliyorum. Yok. Mesela acil olmayan bir hasta atıyorum yeşil alan hastası ya da poliklinik hastası geldiğinde bunun triyajını
Yani hani hangi aciliyet level'ına göre para kesiliyor yok mu? Sanki Texas Children's'ta vardı öyle bir şey de. Ondan soruyorum. Yani yine aynı şey. 50 tane eyalet var. Hani bu işte Obamacare'ı falan duymuşsundur. Hani neden Evet, duydum. bu kadar üzerinde konuşuluyor? Çok zor. Yani Amerika'da sağlık sistemini Türkiye'deki o basitliğe dönüştürmek, hani tek sisteme dönüştürmek çok zor. Yani burada çünkü her eyaletin kendi kuralları var. Bir eyalet kabul etmeyebiliyor onu. Ve her eyalet içinde de bir sürü değişik insurance tipi var. Yani gelen kişinin insurance'ına göre ne kadar ödeyeceği belli. Benim mesela iki opsiyonum vardı. Bir insurance'ı seçsem hiçbir şey ödemiyorum. Hiçbir şey için. Co-pay'im yok yani. Hiçbir. Ameliyatta Herhangi bir yere olsam gidebiliyorsun. Full herhangi bir yere şey. gidebiliyorum. Referral'a Full ihtiyacım yok. kasko Full kasko. yani. Full Ama kasko. onun için mesela benim hastanem için söyledim. Benim aylık 300 dolar gibi bir para ödemem gerekiyor. Yani sigorta, SSK tarzı. Ama onu yaparsam ne ilaca ekstra para ödüyorum, ne hastaneye yatarsam ekstra para ödüyorum. Ne hiçbir şey için para ödemiyorum. Öbürü benim için bedava hastanede. Hiçbir para ödemiyorum sigortaya. Yıllık toplamda cebimden çıkabilecek bütün ailem için düşün 5.000 dolara yakın bir para var. Yani biz ameliyatlar olsak vesaire şunlar bunlar olsak 5.000 dolara yakın bir para ödeyebilirim. O Hepsi. riski göze alıyorum. Evet. Vay be. Biz bunu yapıyoruz çünkü bizim 3 yani ailede kimsenin kedimiz de dahil ciddi bir sağlık sıkıntısı olmadığı için yani biz öyle çok hastaneye giren birileri de değiliz. Yani bütün sene boyunca sağlık sigortası olarak ekstradan ödediğimiz para yani 800-900 doları geçmez. Yani o yüzden de çok böyle değişik değişik seçenekler var. O seçeneklerden birini seçebiliyorsun. Çalışıyorsan, çalışmıyorsan sıkıntı olabilir. İnşansın yoksa sıkıntı olabilir. Ama acilde gidiyorsan paran yoksa hastaneye bakmak zorunda. Hiçbir hastane senin paran yok, seni geri göndereceğiz diyemez. Eğer derse hani bu çok ciddi bir federal suçtur. Hani onun da karşılığı verilir. Ya sen gittin ne bileyim kanaman var bir yerini kırdın vesaire. Gidersin muayenen olur sana fatura gelir. O faturayı eğer ödeyebilirsen ödüyorsun. Ödeyemezsen ben bunu ödeyemiyorum dersin. Ona göre değişik yollar buluyorlar. Okey, çok teşekkürler. Ve başka soru var mı arkadaşlar? Zaten baksana Levent neredeyse bir saat olmuş ya. Evet, Aşağıdaki Caner yazıları benim göremiyorum. bir tane şey var. Covid olması sağlıkçı alımını kolaylaştırmadı mı peki hiç diye soruyorlar. Covid olması Silmen herhalde bu. aslında silmem evet Sanırım. sirme, neyse şey Covid olması sağlıkçı alımını kolaylaştırmadı. Yani acil müdahale için ilk zamandaki o panikte kim gelirse gelsin duygusunu yapan birkaç merkez vardı. New York falan yaptı onu ama Evet. bence sağlıkçı alımını biraz zorlaştırdı gibi. Çünkü kimse vize alamıyor. Gelemiyor. Kapılar o kadar açık değil. İnsanlar özellikle programlar daha çok vizesi garanti yerleri kişileri tercih ediyorlar. O yüzden biraz kolaylıkları da var, zorlukları da var. Şimdi mesela birçok kişi Türkiye'den başvurabildi. Çünkü şu anda görüşmeler, mülakatlar Zoom üzerinden olduğu için gelmek zorunda değiller. Hani bulundukları yerden bir gün Alaska'da, bir gün sonra ne bileyim Florida'da tam Çok apayrı güzel bir şey. yerlerdeki iki yerle görüşebiliyorlar. O yüzden her yere başvurdu birçok insan. Ama o yüzden de çok başvuru oldu bu sene. Format da değişebilir. Yani avantajları var. Ama uzun vadede dezavantajları da olabilir. Amerika'da yeterince insan var, doktor da var. Hani öyle ara ara duyulur o sesler hani adama ihtiyacımız var diye ama çok zannetmiyorum. Yani o boyutta değil. Gerçekçi değil. Evet. Bir şey daha var. Yusuf Bülent Aktaş. Benim sorunumu sormadınız diyor. Sana neyle ilgili bir şey sormuştu sanırım. Neyi üflüyor musun diye. Hala üflemeye devam ediyor musun? Üflüyorum, üflüyorum. Güzel bir abimizdir. Abi nereden bunu? Yalçın'da gördüm az önce alttan Observership geçiyor. Bunlar olarak doktor değil. Şeyma sormuş herhalde. Observership olarak nasıl bir ücret ödeniyor, nasıl başvuru yapabiliyoruz? Observership'lik birkaç sene öncesine kadar paralı değildi. Şimdi büyük hastaneler paralı hale dönüştürmeye başladılar. Çok fazla
Hastaneden mesajlar geliyor, kusura bakmayın. Çok fazla ihtiyaç olunca işte bizim hastane gibi yerler bunu paraya dönüştürüyorlar. Bir de gelenlerle ilgilenmek zorundayız diyerek. Ama hala birçok yerin parası olduğunu biliyorum. Zaten çoğu parasıdır. Yani bizde 3-5 sene önce merkezi sisteme dönüştürüldü. Ondan önce işte ben 15 sene önce başvurdum. Bir gün e-mail atmıştım Boston Children's'a. Bir gün sonra kabul gelmişti. Net böyleydi yani. Bir gün sonra kabul gelmişti. Çünkü e-mail üzerinden dönüyordu. Şu anda öyle değil yani. Bana mesela mesajlar geliyor. Observership'e gelebilir miyim? Benle ilgili değil artık. Hastanenin merkezi yapıyor. Hastanenin merkezi seni bazı şeylerden geçiriyor işte. Ve ondan sonra parasını falan söylüyorlar. Benim hatırladığım Boston Children's aylıkları 5.000 dolara yakın bir para söylemişti. Ama eğer bölüm onu istemezse, mesela orada biz devreye girebiliyoruz. Benim solunuma gelmek istiyor. Hastane 5.000 dolar istedi. Solunum biz para istemiyoruz derse hastane onu işte yani evrak ücretine dönüştürüyor. Yani indiriyor. 300-500 dolara indiriyor. Ama birçok yer hala parasız. Yani gelip burada işte konser turuna çıkmış gibi Amerika'nın değişik yerlerinde rotasyonlara giden, observation'lar yapanları biliyorum parasız. Yani bir ay oraya Var gidiyor, Mayo'ya gidiyor. 2 ay şuraya gidiyor. Hani öyle de, öyleler de var. Yani yapabilirsiniz. İlla parayı da yapmak zorunda değilsin. Bunu yapmanın en güzel yolu, pediatri için konuşuyorum. Her hastane farklıdır. Ben de onu yapmıştım. US News diye, işte Amerika News haberler diye bir sitenin her sene açıkladığı en iyi hastaneler listesi var. Ben almıştım önüme işte 100 tane hastane. Onların zaten iletişim yerleri de belli. Orada geldiğiniz zaman oturma konusunda işte arkadaşlarının olduğu yerler, daha yaşamak konusunda rahat edeceğin yerleri seçebilirsin. Benim mesela bir Philadelphia'da o zaman hiç tanıdığım yoktu. İki Boston'da. Boston'da arkadaşlarım vardı, çocukluk arkadaşlarım. Buraya geleyim dedim. Eğer hani orada birkaç yere indirdikten sonra 15'e 20'ye kaçaysa oraların web sitesine gidip observation'ların şartları nedir onlara bakılıyor. Öyle de mesaj atıyorsun. E-mail atmak ama dediğim gibi o e-maili atarken demek lazım. CV'de bana geliyor CV'ler. O kadar her şey birbirine girmiş durumda ki. Yani bunu bilmiyoruz bile. Hani onu yanlış yazdığımızı bilmiyoruz bile. Çünkü hani o şey yok. Yani virgül nerede, şey nereye geçer. Onu o yüzden ben herkese onu söylüyorum. Bir profesyonele baktırın. Ben gelmeden önce Türkiye'de böyle bir Amerikalı birini bulmuştum. Türkiye'de yaşıyordu. Ona göndermiştim ve o böyle bütün e-maillerimi, bütün yazışmalarımı, bütün CV alıntımı hepsine şöyle bir bakmıştı. Yani böyle daha güzel ifade etmişti bazı şeyleri. Bu vakit almaz. Seni daha profesyonel gösterir. Bir de e-mailler geldiği zaman size hastanelerden hemen cevap vermeye çalışın. Yani böyle bana mesela bazen Türkiye'den e-mail geliyor. Ben cevap atıyorum. Sonra 2 hafta sonra bir daha e-mail geliyor. Hocam şimdi şunu yapacağız falan diye. O şey ritmi bozar yani. Hani geldiğin zaman da öyle olacaksın anlamına geleceği için. Hadi biz yine anlıyoruz yani bizim kültürümüzü ama hani kötü niyetli olmadığını ama Amerikalı için o ritmi bozulabilir. Günlük bu son soru olsun. Günlük kaç hasta muayenesi? Çalışma saati yoğunluğu var mı? Nöbet var mı diye soruyor. Bana dedi ki Yılmaz. Paramedik Yılmaz'a yönelik bir şey söyleyemem yani. Onların nöbet sistemini çok iyi bilmiyorum ama vardır yani. Doktor dediğin nöbet sistemi üzerinden geçer. Şimdi bak birazdan bizim Thanksgiving hafta sonumuz başlıyor. 4,5 gün. Ben nöbetçiyim 4,5 gün boyunca. 4,5 gün Biraz boyunca. daha Oo. falan. Evet. Ama bazılarında şu var. Ömer'in de onu söylediğini duydum. Hani Amerika'da deli gibi çalışıyor deniliyor. Öyle değil aslında. Yani Türkiye ile kıyaslanamayacak kadar aslında işleri daha güzel geçer. Yani yoğun olacağın rotasyonların olacak. Daha az yoğun olacağın rotasyonların olacak. Genel olarak bulunduğun hastaneye, yaptığın branşa ne kadar yoğun çalışmak istediğini, asistan mısın, attending misin? Ona göre değişir ama attending de olsan nöbetlerin oluyor. Ama Bu aktif değil yaşam mi? İcap değil. Yok yok. Şey. İcap boyutu da var. Yani ben şimdi 4,5 gün boyunca hastanede olmayacağım da hastaneye Aha. gidiyorum, sabah vizitimi atıyorum. Sonra eve geldiğim zaman fellow'um var. İşte hani bir sıkıntı olursa asistanlar var. Konuşuyoruz. Gerekirse ben tekrar gidiyorum. Okay. Yani
icap boyutu da var, normal şey boyutu da var. Ama bunlar yapılamayacak nöbetler değil. Yani burada şeye önem veriliyor. İşte hayat, yaşamak ve ne demek Türkçesi, iş ve hayat dengesi, buna önem veriliyor. Yani sen baktın ki sana zor geliyor, onu modifiye edebilirsin. Asistanlık her yerde zor, Türkiye'de de zor. Türkiye'de buradan çok daha zordu biz yaparken. Şimdi nasıldır bilmiyorum ama kısaca söyleyeyim. Ben 15 sene önce geldiğimde sormuştum sizin nöbet sisteminiz ne? Yani 36 saatten nasıl çalışıyorsunuz? Bir gün sonra eve gidiyor musunuz diye. Onlar şey demişti, hani yakın zamanda değişti. Eskiden bir ki yani bu insan ötesi böyle bir eziyet, torture boyutundaydı falan dedi. Nasıl bu sistem dedim. Bizim Türkiye'deki sistemi anlattı. Hani bir gün geliyorsun, bir gün sonra 36 saat sonra eve gidiyorsun falan. Bir şey dememiştim o zaman ama hani Türkiye'yle kıyaslayamazsın. Sana çok daha fazla değer veriyorlar. Var zorlukları var. Her şeyi çok tesadüfen veremiyorum. Ama saygı, huzur oldukça yani yapılmayacak bir şey değil. Yani yapılabiliyor. Ama paramedik için Yılmaz Bey, kusura bakmayın. Yani çok net Onu bir bilgim bilmiyorsun. yok. Tamam. Levent'ciğim çok çok teşekkür ederiz sana. Gerçekten muhteşem bir şey yaptın. O kadar güzel karşılaştırdın ki, çünkü hani hem burayı biliyorsun, hem oranın dinamiklerini biliyorsun. Hem burada çok uzun çalıştın, hem orada çok uzun çalıştın. Hem burada tüm stepleri geçtin. Hani tüm hani tıp fakültesi de doçent olabilmek için gereken tüm uzmanlıkları geçtin. Hem de orada bunun için dersinden de başlasan sonuçta aynı yere aynı yere geldin. Ve bunları çok güzel anlattın. Sana çok çok teşekkür ediyoruz. Bak herkes teşekkür ediyor. Sağ olasın. Çok sağ ol. Sağ olasın. Var ol. Bizi kabul ettiğin O için Recep ve abi gördüm. yani şey, ha Recep abi de gelmiş. Hakikaten. Levent'e selamlar demiş. Evet. Evet. Senin var mı Neyse. söyleyeceğin bir şey Levent'ciğim? Yok. Sizleri görmek güzeldi. Herkesi görmek güzeldi. Bir gün yine o yolu bulabilirsem Ege'yi toplayıp da buraya getirmek istiyorum ama bakalım, zor görünüyor. Çok çok seviniriz. Biz de çok seviniriz Levent'ciğim. Çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Sağ olasın. Hadi. Görüşürüz. Sağ Bay olasın. bay. Eyvallah. Görüşürüz.